أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے وہ آیت کریمہ میں عالی شعلدر اے İnananlar, Allah uğruna şahit olarak insafa bağlı kalın kuvvetli bir şekilde, ister aleyhinizde olsun bu şehadet yahut anne babanız ve akrabalarınız aleyhinde olsun. İster birisi zengin olsun yahut fakir olsun, her ikisinin Allah en yakın gözetleyicidir. Onun için heveslerinize tabi olmayın. Yoksa adaletten ayrılmış olursunuz. Eğer adaletten ayrılırsanız Allah-u Teala yaptıklarınızdan en iyi şekilde haberdardır. Eğer geri dönerseniz yahut adaletten yüz çevirirseniz Allah-u Teala yaptıklarınızı iyi bilir. En iyi bilendir o. Biz dünya insanlarına deriz ki dünyanın meselelerinin halli İslami talimatın içindedir. Bunun için biz Kur'an-ı Kerim'in talimatını ileri süreriz. Ben Kanada turum esnasında bir gazeteci sordu bana, ne hal ileri sürüyorsunuz bugünkü meselelerin? Ben ona dedim ki siz maddiyatçı insanlar
ve dünyanın büyük kuvvetleri kendi düşüncelerinize göre meseleleri halletmek ve dünyaya barış sağlamak ve terörizmi önlemek için bütün kuvvetlerinizi kullandınız, yeteneklerinizi. Fakat meseleler yine aynen böyledir. Aynen olduğu gibi bir yerde biraz azalma oluyor, başka yerde yine alevleniyor. Oradan onu kuvvetle ona hakim olmaya çalışıyorsunuz. Birinci yerde yine fesat ortaya çıkıyor. Bütün maddi güçler, çabalar bu fesatları yok etmek için kullanılmıştır. Tabii ki siz onları kullandınız. Yalnız bir tek çaba vardır. O daha yapılmamıştır. O da şu ki İslami talimatının içinde onun halli vardır. Bunun üzerine onlar susuyorlar. Ancak şuna da bakmamız lazım. Maalesef şanssızlıkla Müslüman ülkeler dahi İslamiyet'in sloganını attılar. Ancak Allah-u Teala'nın ilerdiği, sürdüğü talimat ve İslamiyet'in istediği ve örneğini Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ileri sürdüğü talimata bunlar amel etmiyorlar, amel etmeye de çalışmıyorlar. Bunun sonucunda en fazla dünyada fesada uğramış olan Müslüman ülkelerdir. Bundan daha büyük bir eziyet verici şey ne olabilir? Şu ana kadar bir gazeteci bana direkt olarak söylemedi. Bu buyruklara buyrukların ameli bir gerçeği varsa önce Müslüman ülkeler kendilerini ıslah etsinler. Fakat onların zihinlerinde bu soru ortaya çıkabilir ve çıkıyor da çıkıyor olabilir. Fakat ben genellikle onun için ben yabancıların önünde yaptığım konuşmalarda önce Müslümanların durumundan bahsederek ondan sonra onlara bu güçlere kendi yüzlerimi gösteriyorum. Ve gazetecilerin önünde ve değişik mülakatlarda şunu söylüyorum. Müslümanların bunun üzerinde amel etmemeleri dahi İslamiyet'in ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunun bir kanıtıdır. Çünkü Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık olarak beyan ettiydi. Müslümanların durumu öyle olacak. Onlar İslami talimatın gerçeğini unutacaklar. Ve nefsani hevesleri ve kişisel çıkarları onların tercihleri haline gelecektir. O zaman böyle durum böyle olunca kendisinin bir aşığı ortaya çıkacak. Kur'an-ı Kerim'de de onun zikri vardır. Ve onun zuhur zamanının alametleri dahi Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi açık olarak bunları beyan etmiştir. Onun için Ahmedi bir Müslüman için bu durumda huzursuz olacağına bir bakımdan bir mutluluk zamanıdır. Bir tesellisi vardır. Ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların durumunu beyan ettiydi ve özellikle ulemaların durumu bundan bahsetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden gaybi haber verdi. O da tamamlanmış oldu. Ve biz ona tanık olduk. Ve bunu şimdi gayri Ahmedi Müslümanlar dahi onu söylemeye başlamışlardır ve özellikle kendi ulemaları hakkında dahi ses yükseltmeye başlamışlardır. Tabii ki az sayıda bu sayılar
az ses ile bu yükseliyor bu sesler. Fakat biz Ahmediler memnunuz. Şu bakımdan dahi ki biz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden verdiği gaybi haberinin ikinci kısmını dahi tamamlayanlardan olalım. Ve Allah-u Teala'nın gönderdiği elçisini Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı olan Mesih'i vaat edilen Mesih ve Mehdi'ye inanlarız biz elhamdülillah. Biz onların içindeyiz. O bakımdan İslamiyet'in gerçek dirilişinin zamanı başlamıştır. Fakat bu kadar bizi gayemize ulaştıran yapacak mı? Bu öyle bir sorudur ki bunun üzerinde her birimizin düşünmemiz lazım. Bu demin okuduğum ayet-i kerime ben bu ayet-i kerimeyi birçok konuşmalarımda yabancıların önünde okuyorum. Konuşmalarımda ben bundan bahsetmiş bulunuyorum. Ve ben onlara söylüyorum ki İslam adalet ve insaftan bahsediyor. Onun için onun ileri sürdüğü seviye bu ayet-i kerimede beyan edilmiştir. Ve insanların çoğu ondan çok etkilenirler. Kendi yorumlarında ondan dahi ederler. Fakat bizim görevimiz yalnız bilgisel olarak diğerleri etkilemek değildir. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu ilerletmek için biz Kur'an-ı Kerim'in buyruklarının ameli örneklerini kendi amelimizle göstermeliyiz. Bizim elimizde bir hükümet yoktur ki orada biz hükümet seviyesinde bu buyrukların örneklerini gösterelim. O zaman inşallah Teala gelecek ve o zaman en üst seviyede dahi bu örnekleri göstereceğiz. Fakat şu anda cemaat ve toplum sayısında bu örnekleri öne sürmemiz lazım. Dünya bize sorabilir. Tamam. Sizin elinizde hükümet yetkisi yoktur. Fakat sizin bir cemaat nizamınız vardır. Siz bir cemaatsiniz. Bir el üzerinde oturmak ve kalkmaktan bahsediyorsunuz. Birbirinizle toplumsal ve ilişkiniz oluyor ve iktisadi ilişkileriniz dahi vardır. Siz acaba insaf ve imanın bu ileri sürdüğü bu seviyeye göre kendi muamelelerinizi hallediyor musunuz? Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede bir yerde başlangıçta kist kelimesini kullanmıştır Arapçada. Kist ve başka yerde adl kelimesini kullanmıştır. Bunun anlamı şudur. Eşitlik, tam insaf ve ahlak vasıflarının en yüksek seviyesi ne doğru hiçbir taraf tutmadan tam olarak pak olmak ve bir eğilim olmadan ve etki olmadan göreve girmek. Şimdi aramızdan her birimiz şuna bakmalıyız. Acaba bu sözleri gözlerimizin önünde bulundurarak biz kendi muamelelerimizi hallediyor muyuz? Öyle bir yüksek seviyeye ulaşmak için aleyhimizde tanıklık yapmaya razı mıyız? Öyle bir yüksek seviyeye ulaşmak için anne babalarımız aleyhinde tanıklık etmeye razı mıyız? Biz bu öyle yüksek örnekleri sürmek için akrabalarımız, yakın akrabalarımız aleyhinde tanıklık etmeye razı mıyız? Burada yakın akrabalardan murad en fazla çocuklardır. İlk olarak biz
böyle bunu ileri sürmek için kendi heveslerinizi arka plana atabilir miyiz? Öyle bir havsalamız var mı? Ve amelen fiilen onu gösterebilir miyiz? Bütün bunlar öyle sözlerdir ki küçük şeyler değil bunlar. Bu çağda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek aşığı bu örnekleri bizim önümüze sürdü. Bir seferinde olay vardır ve kendisi, babası Kadiyan'ın reisiydi o bölgenin. Orada çiftçilerle birlikte bir duruşma başladı. Ve çiftçilerin lehinde doğruluğu beyan ederek o duruşmada kendisi kendi ailesinin sine mal zararı gelmesine asla aldırış etmedi. Aksine o fakir çiftçiler bildikleri halde ki kendileri sahiptir, payı vardır bu malikanede kendisinin, adalete kendi şehadet ile karar vermesini söylediler. Çünkü onlar biliyorlardı ki kendisi daima hak ve insaftan yana olarak şehadet verecek. Kısacası kendisi onların lehinde şehadet ileri sürdü. Kısacası bu üstün seviyeyi kendisine inananlarda da görmek istiyordu. Onun için ki öyle bir cemaat oluşturmak istiyordu ki Kur'an-ı Kerim'in buyruklarına göre amel eden olsun. Onun hayır vasıfları, seviyeleri yüksek olsun. Onun için kendisi Kur'an-ı Kerim'in hükümetini tam olarak başının üzerine kabul etme sözünü aldı bizden biat sözleşmesinde. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur: وَلَا يَجْرَمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللّٰهَ تَعْدِلُوا اِدِلُوا وَوَا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ. Bu konuda vaad edilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Yani düşmanlık, düşman kavimlerin düşmanlıkları sizi insaftan ayırmasın. İnsaftan yana olun ki takva bundadır ancak. Dedi ki Mesih Aleyhisselam, ben doğrusunu söylüyorum. Düşmana güzel ahlak göstermek kolaydır. Fakat düşmanın haklarını korumak ve duruşmalarda adaletten uzak gitmemek bu pek zordur. Fakat bu cesur insanların görevidir. İnsanların çoğu kendi ortak düşmanlarını severler ve tatlı sözlerle onlarla karşılaşırlar. Fakat onların hakkını yerler. Bir kardeş öteki kardeşini sever ve sevgi perdesi altında aldatarak onun hakkını yer, haklarını. Mesih Maud Aleyhisselam kendi cemaatinin dinden şunu bekliyordu: onların vasıfları çok yüksek olsun ve öyle ameller olsun ki Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre olsun. Hak yiyenler ve insafsızlık yapanlara katılmayalım. Eğer karar verme yetkimiz olursa, fırsatımız olursa her akrabalıktan üstün çıkarak karar verelim. İster o karar ile kendimize zarar gelsin, yahut anne babamıza zarar gelsin, yahut yakın akrabalara, yahut çocuklarımıza zarar gelsin, yine de insafın en üstün seviyelerini mutlaka ileri sürmemiz gerekir. Kısacası bu örnekler, biz bunları ileri sürersek kendi aramızda, o zaman dünya insanlarına dahi söyleyebiliriz ki bugün biziz ki kendimizde bu değişiklik yaparak İslami talimata göre amel ederek düşmana karşı dahi
insaf havsalasını bekliyoruz ve gösteriyoruz insaf. Doğru şehadet ileri sürüyoruz. İster kendimiz aleyhinde olsa dahi, anne babalarımız aleyhinde olsa ya çocuklarımız ve diğer akrabalarımız aleyhinde şehadet etme gerekirse yine de biz şehadet ederiz. Bu örnekler şu bakımdan ileri sürüyoruz ki gelecekte dünyanın rehberliği, liderliğini biz yapmalıyız, biz yapacağız. Eğer bu örnekler yoksa o zaman biz Allah-u Teala'nın buyruklarından uzaklaşarak verdiklerimiz sözleşmelerine hiyanet edenler olacağız. Onun için her Ahmedi'nin ve özellikle görevlilerin buna bakmaları lazım. Onlar ne derece kadar kendi emanetlerinin hakkını vererek insaf ve adaletin üstün vasıflarına göre amel ediyorlar ki onların her kararları insaf ve adaletin en yüksek seviyesine göre olsun. Ben Kanada'ya gittim. Orada dahi bazı görevliler yahut bazı kimselerin elinde bir görev yoktur fakat bazı hizmetler onlara verilmiştir. Onlar hakkında insanlar şikayet ediyorlar. İnsaf ve adaletten yana değillerdir onlar. Bazıları kendi akrabalar lehinde karar verme eğilimini taşıyorlar. Yahut karar veriyorlar. Bu doğrudur. Ki şu yahut bu lehinde karar verilecek. Ve ötekinin lehinde karar verilmeli, verilecek. Fakat her iki taife tesellide olmalıdırlar ki bizim sözlerimiz dinlenmiştir. Ve dinlendikten sonra karar veren kendi aklına göre neticeyi çıkarmıştır. Bir defa bu muamelelerde insanlarla olan ilişkilerde kaza şubesi vardır. Bununla alakalı olan onlar insanların kendi aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar verir. Sonra umure amme şubesi vardır. Onun dahi az da olsa etkisi vardır. Sonra terbiye şubesi vardır ve ıslah komitesinin dahi görevidir. Sonra bazı muamelelerde araştırmak için komisyonlar kurulur. Onların dahi bazen görevleri olur ve komisyon dahi her ikisinin sözünü dinler, her iki taifenin. Demek ki her şubenin görevidir ki karar verirken bütün yetenekleriyle düşünerek, inceleyerek ve her şeyini inceliğini gözlerinin önünde bulundurarak karar versinler. Dua edelim, Allah'tan yardım edelim ki asıl doğru karar verelim. Bir karar vermeden önce dua mutlaka yapmalıyız. Öyleler dahi vardır. Onlar derler ki biz karar vermeden önce, biz nafile kılmadan, namaz kılmadan karar vermiyoruz. Fakat öyleler dahi vardır ki pervasız olarak karar verirler. Yahut kişisel eğilimden dolayı karar verirler. Aynı şekilde insanlarla olan muameleler ve genel sekreterinin şubesi var. Genel sekreteri ve onun şubesinde çalışan kimseler bütün görevlilerin görevidir ki her gelen ile saygı göstersinler, hoş geldiniz desinler. Bu değil ki istedikleri insanlar ve dostlarına başka davranış olsun ve bilmedikleri insanlar yahut kendileriyle ilişki doğrusu ilişki olmayanlara karşı olumsuz davranış olsun, böyle olmamalı. Ve bunun gözetimini diğer şubelerin görevlileri yapmalıdırlar. Onlar insan haklarıyla, insanlarla ilişkili olan ki onların görevinde bulunan bütün görevliler ve yardımcılar insafın
şartlarını yerine getirerek kendi görevlerini yapıyor mu yapmıyor mu ona bakmalıdırlar. Bu emanetlerdir. Görevlilere verilmiştir bunlar. Vahid bir insanın eline bir fırsat, bir hizmet verirken ister ondan söz alınsın yahut alınmasın, ben kendi görevimi bütün yeteneklerimle insafın şartlarını tamamlayarak yerine getireceğim. Onun hizmeti kabul etmesi bir insanın hangi hizmet olursa olsun onun yalnız onu kabul etmesi dahi bir sözleşme haline geliyor. Bir verdiği söz haline geliyor. Ben insafın şartlarını yerine getirerek görev yapacağım. Ve öyle bir emanettir bu ki onun sorumluluğunu taşımak aliseten Allah-u Teala'nın uğruna olmalıdır. Tabii ki her mümin buna bağlıdır. Kendi emanet ve verdiği sözleşmesini korusun ve hakkını versin. Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Müminler emanetleri, verdikleri sözleşmelerini gözetlerler, riayet ederler. Fakat haliseten Allah-u Teala rızası uğruna görev yapanlar yahut görev yapmak isteyenler yahut şunu söyleyenler, biz Allah-u Teala'nın rızası uğruna bu görev yapıyoruz. Onların ne kadar dikkatli olmaları lazım. Onların bir genel müminden daha üstün olmaları lazım. Özellikle kimlere görev verildiyse onların daha da dikkatli olmaları lazım. Şunu da açıklayayım şurada. Yalnız şunu zannetmeyiniz ki merkezdeki görevliler benim muhatabımdırlar. Aksine sadır cemaatler, onun amile üyeleri dahi kendilerini muhasebe etmelidirler. Acaba onlar insafın bütün şartlarını getirerek mi görev yapıyorlar? Ve burada yalnız Kanada'dan ben bahsetmiyorum. Almanya'dan dahi bu şikayet vardır. Ve burada dahi ve diğer bazı ülkelerde dahi bu şikayet vardır. Onun için kendi davranışlarınızı düzeltmelisiniz her yerde. Yoksa insafın şartlarını yerine getirmeyerek yalnız emanete ve verdikleri sözleşmeye ihanet ediyorsunuz. Aksine onlara aldırış etmiyorsunuz. Aksine ihanet ediyorsunuz. Yüce Allah der ki ihanet edenleri sevmez Allah. Hizmet ederek sevap kazanacağına insafsızlık yaparak yahut kibirli davranış göstererek Yüce Allah'ın öfkesini kazanıyorsunuz. Onun için her nerede hatalar varsa orada hataları gizlemek için özür bulacağınıza, yanlış özür dileyeceğinize, bahane uyduracağınıza istiğfar eleyerek kendinizi ıslah etmelisiniz. Onun için bizim görevlilerimiz kendilerini muhasebe etmelidirler. Onlar Allah-u Teala'nın söylediği usule göre insafın bütün şartlarını tamamlıyorlar mı? Kendi görevlerini de insaf ediyorlar ve ilgili insanlarla da insaf ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Ona bakmaları lazım. Yalnız sadır olmak yahut sekreter olmak yahut amir olmak bunun bir anlamı yoktur. Bir insanın mağfiretin dahi bu görevler kendisini bağışlatmayacak. Allah-u Teala ve onun cemaatinin üzerine bir minnet değildir bunlar. Eğer bunlar kendi emanetleri ve verdikleri sözlerinin hakkını vermiyorlarsa böylece Allah-u Teala'nın istediği gibi ve haliseten hakkını vermiyorlar ise o zaman onun bir faydası yoktur. Onun için halis olarak Allah-u Teala'nın rızası uğruna her bir görevli görev yapmalıdır. Ve her kararında insafın şartlarını tamamlamalıdırlar. Her bir muamele öne çıkarsa onun hakkında daha yanlış karar verilmiş
kararlıdır. O zaman söylediğim gibi kendi hatalarını kabul ederek o kararları düzeltiniz. Kendi ahlak vasıflarınızı dahi düzeltiniz. Ve Allah-u Teala'nın şu buyruğunu dahi gözleriniz önünde bulundurunuz. وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا İnsanlara karşı iyi muamele yapın. İyi söz söyleyin. Güzel ahlak ile söz söyleyin. Yumuşak bir şekilde söylediğim gibi dünyanın her ülkesinde görevliler kendilerini muhasebe etmelidirler. Eğer Kanada'nın örneğini ileri sürdüysem yahut ondan benim aklıma geldiyse şu sebepten ki orada insanlarda, yabancılarda cemaat daha fazla tanınmaktadır. Ve şimdi benim turumdan sonra daha da bu çoğalmıştır bu tanıtım. Ve biz insanların, yabancıların gözlerinin önündeyiz. Onun için bu bakımdan her muamelede kendi örneklerini ileri sürmeliyiz. Bizim her görevlimiz özellikle ve her Ahmedi genel olarak dünya insanlarının önünde bir rol örnek olmalı. Dünyada fitne ve fesad ve perişanlık ve hak yeme örnekleri önümüze çıkıyor. Orada cemaat içinde insaf ve hakları vermenin örneklerini görmemiz lazım. Bu tanıtımla dünya insanlar görecekler. Bu cemaat nasıldır? Her üye bir örnek olmalı. Onun için her Ahmedi'nin hatırında tutması lazım. Görev yalnız görevlinin değildir. Sorumluluğu. Her Ahmedi dahi sorumludur. Onun sorumluluğudur ki o kendi aranızdaki ilişkilerde en iyi örnek ileri sürsün. İnsafın şartlarını yerine getirsin. Kendi ahlak vasıflarını en yüksek seviye kadar yükseltsin. Birbirleriyle olan muamelelerde tam olarak hiçbir taraf tutmadan tutmaktan kendilerinizi temizleyiniz. Onların eğilimi hiçbir tarafa olmasın. Ahmedi'nin şehadeti ve beyanı kendi insaf ve doğruluğu bakımından bir örnek olsun. Ve dünya desin ki eğer Ahmedi şehadet ettiyse o artık doğrudur. Hiç kimse ona yok diyemez. Çünkü bu şehadet insafını en üstün seviyeye kadar ulaşmıştır. Eğer biz bunu yaparsak kendi konuşmalarımızda, sözlerimizde, tebliğimizde biz doğruyuz o zaman. Yoksa diğerler nasıl ise biz de aynı şekilde olacağız. Eğer Ahmedi'nin hatırında tutması lazım. Biz biat sözleşmemizde her çeşit kötülüklerden korunacağımıza dair söz verdik. Ve verdiğimiz söze dikkat etmemek ve bilerek ona göre amel etmemek hiyanettir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçek bir müminin alametini beyan ederek şöyle buyurmuştur. Hiçbir insanın kalbinde iman ve kafirlik aynı şekilde doğruluk ve yalancılık birlikte bulunamazlar. Ve emanet ve hiyanet dahi birlikte bulunamaz. Sonra bir hadiste Resulullah şöyle buyurdu. Görevlilerin dahi bunu gözlerinin önünde bulundurmaları lazım ve her Ahmedi'nin bunu gözünün önünde bulundurması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki üç konu hakkında Müslümanın kalbi hiyanet edemez. Onlar şunlardır. Allah-u Teala'nın görevi için niyetin halis olması. Allah-u Teala'nın için yapılan görevde niyetin iyi olması. Her Müslümanın için hayır halığı. Birbirimizle için hayırı sevmek ve üçüncüsü cemaat-i Müslümin ile birlikte bulunmak. Onun için söylediğim gibi Allah-u Teala'nın dininin sorumluluğunu yerine getirmek
ve insafın şartlarını yerine getirmeyerek tamamlamak ve iyi niyetle tamamlamak Allah-u Teala'nın emanetinin hakkını vermek işte budur. Aynı şekilde her birimiz için ötekinin hakkını vermek dahi gereklidir. Aramızdan her birimiz insaf şartlarını yerine getirerek birbirimizin hakkını veren olursa o zaman hakları elde etmek havesi yok olacak. Hak benimdir, bana verin denilmeyecek. Biz hak veren olacağız. Ve bu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçek bir Müslümanın alametini beyan etmiştir bunu. Ve her Ahmedi'nin hatırında tutması lazım. Cemaat-i Müslümin ile birlikte bulunmak. Gerçek Müslüman yapar insanı. Şu anda dünyada yalnız ve yalnız bir cemaat vardır. O da Müslüman Ahmediye cemaati olarak adlandırılır. Ve bu bir tek cemaattir dünyada. Bir tek isim ile tanınır. Ve bunun dışında hiçbir uluslararası bir cemaat yoktur ki bütün dünyada bir isim ile tanınsın. Onun için bununla birlikte kalmak ve cemaat nizamının parçası olmak Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna göre gerçek Müslüman yapar bizi. Bu şans üzerine her Ahmedi ne kadar şükür ederse azdır. Ve gerçek Allah'a şükran budur ki cemaat nizamına tam olarak tabi olalım, hilafete tabi olalım. Allah-u Teala her Ahmediye böyle teşekkür etmeyi nasip eylesin. Her Ahmediye güç versin ki insafın şartlarını tamamlayan olsunlar bütün Ahmediler. Hiçbir zaman hiçbir şekilde eğer tanıklık gerekirse orada içinde hıyanet yapmasınlar. Cemaatin her görevlisi kendi sorumluluğunu bilsin. Verdikleri sözleri ve tamam emanetleri tamamlayan olsun. Görevleri yerine getiren olsun. Bütün görevlileri insaf şartlarını tamamlayarak eda etsin. Bu güzel talimat bizim nesillerimizde dahi cari etsin ve bunun için çaba dahi sarf etmemiz lazım ki zaman gelince biz dünyada gerçek insafı gösterelim. Öyle bir insaf ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ileri sürdü ve onun örneklerini Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı Mesih Maud aleyhisselam bu çağda ileri sürdü. Ve onun cemaatten de onu bekledi. Kendisine inananlardan. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. Namazlardan sonra ben gayb cenazelerini kıldıracağım. Birinci cenaze Adnan Muhammed Din Halep'te yaşıyordu Suriye'de. ...2013 senesinde Suriye'nin bir terörist tenzimi kaçırdı, şehit etti. Adnan Bey 1971 senesinde Suriye'nin Halep şehrinde doğdu. 2003 senesinde Mazet Hanım'la evlendi. Adnan Bey'in kayınpederi Yasin Bey, Yasin Şerif 2007 senesinde cemaate girdi biat ederek ve onun tebliği vasıtasıyla çocuklar dışında bunun kızı dahi Ahmediye cemaatinin doğru olduğunu kabul ettiler. Ve Adnan Bey'in evinde Ahmediye cemaat konusunda sözler olmaya başladı, konuşmalar. Fakat Adnan şehidin fazla bilgisi yoktu. Genellikle mollalara tabi idi. Onun karısı 2010 senesinde biat edince mollaların kışkırtması sonucunda karısına dedi ki eğer sen evde emtiye görürsen yahut Ahmedi hakkında söz söylersen ben seni boşayacağım. Onun kayınpederi Yasin Şerif
ona Kur'an ve sünnetle alakalı olarak söz verirdi ve orada susardı. Mollalara gidince yine her şeyi unuturdu. Şehidin kayınpederi diyor ki 2011 senesinde ben onun evinde karısı yani kendi kızımla birlikte Kur'an okuyordum derken Adnan geri geldi ve bizim Kur'an okuduğunu görünce dedi ki okuyunuz. Çünkü ben sizin tefsirinizi dinlemek istiyorum. Biz o gün Beni İsrail suresinin şu ayetini okuyorduk. İz yekulu zalimuna in tattabeuna illa raculan mashura. Yani zalimler derler ki siz sihire uğraşmış, sihirlenmiş olan birisine tabisiniz. Ben dedim ki, Adnan'a dedim ki, Kur'an diyor ki onlar zalimdirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tuhmet ederlerdi. Kendisi sihirlenmiş idi. Fakat bazı Müslümanlar kabul ediyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sihirlendi. Ahmadiyye cemaatinin inancıdır ki bu tamamen boştur, yanlıştır ve öyle bir rivayeti kabul etmememeliyiz. Adnan bunu duyunca geleneğine göre telefonuna yapıştı ve Mola'ya sordu ki Resulullah üzerinde sihir oldu mu? Mola dedi ki evet, onun zikri Buhari'de vardır. Adnan dedi ki ben genel ve günahkar bir insanım. Mola dedi ki ben biliyorum ki benim yakın bazı akrabalarım bana sihir yapmaya çalıştılar. Fakat ben etkilenmedim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın en yakın ve en sevdiği Resul idi. O zaman nasıl kabul edeyim ki bazı kimseler kendisine sihir yapabildiler. Böyle diyerek telefonu kapattı. Ve karısı diyor ki bu olaydan belli bir gün, birkaç gün sonra düşündü Adnan Bey. Sonra bana dedi ki ben istiyordum ki benim karım güzel ahlak vasıflara sahip olsun. Ben gördüm ki sen Ahmadiyye cemaatine girdiğinden beri senin içinde bir güzel bir değişiklik oluşmuştur. Çocuklar ve akrabalarla güzel ahlak ile karşılaşıyorsun. Bu etki Allah tarafındandır. Onun için ben dahi bu mübarek cemaate katılıyorum. Böylece biat etti. Şehidin karısı diyor ki bir kuruluş vardır, terörist, onun üyeleri cemaat aleyhinde hıyanet dolu sözler söylerlerdi. Ben onların sözlerini dinleyerek eziyet duyardım. Ben hakkında, bunun hakkında Adnan'a derdim. Dedim ki sen onları bırak kendi halleri üzerinde ve onlarla tartışma. Bizim görevimiz onlar için yalnız dua etmektir. Sonra 20 Haziran 2013 senesinde o kuruluşun bazı üyeleri kendisini kaçırdılar ve 2 ay sonra onu öldürdüler. Kurşun atarak inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehadet zamanında 42-43 yaşındaydı. Onun şehadeti hakkında ben birkaç rüya görmüştüm fakat öyle bir bilgi yoktu. Bir gün bizim bölgemizin muhaliflerden birisi bana dedi ki sen daha hala kocanı mı bekliyorsun? O gelmeyecek çünkü o öldürülmüştür. Biz ona çok söyledik. Ahmadiyye cemaatini bırak. Fakat o derdi ki ben Ahmadiyye cemaatini terk etmeyeceğim. İster siz benim kellemi uçurun. Onun için şehadet çok oldu ama şimdi öğrendiler. Onun için onun cenaze namazı şimdi kılınacak. Karısı diyor ki salih namazları hiç kaçırmayan daima abdestli olurdu. Seven bir koca, şefik bir baba idi. Şefkatli. Çocukların terbiyesini çok dikkat ederdi. Her bir insan hizmet eder ve güzel akrabalık gösteren bir insandı. Çandada mal harcama konusunda çok çanda verirdi. Herkesten ileri geçmeye çalışırdık. Kayınpederi diyor ki Ahmadiyye cemaatini kabul ettikten sonra güzel ahlak oluştu kendisinde. Ve kendi vagon Ahmadiler için vakfetti. Cuma günü Ahmadileri değişik yerlerden merkeze getirirdi. Sonra geri bırakırdı. Aynı şekilde kadınları dahi iclası için Sadılacın'ın evine getirirdi ve geri götürürdü. Ahmadi erkekler kira vermeye çalışırdı fakat almazdı. Ve eğer çok fazla ısrar ederse
yalnız petrol parasını alırdı, çandayı verirdi ve derdi ki bu çandalar sonucunda benim işime çok bereket vermiştir. Ve onun örneğini ileri sürüyor. Birisiyle birlikte bir vagon satın aldı. Onu sürerdi ve ondan sonra Allah-u Teala lütfetti. Ayrıldı ve kendisi satın aldı o vagonu tam olarak. Ortağından ayrıldı. Onun başka bir akrabası var. Diyor ki akrabalık kendisinde çoktu vasfı. Fesatlar çoğalınca, savaş başlayınca bizim bölgede durum çok bozulunca ekmek bulunmuyordu. Varsa da çok pahalıydı. Bu durumda Adnan Şehit bütün akrabalara hizmet ederdi. Uzak bölgelerden yemek getirirdi bize. Ekmek getirirdi. Şehit karısı ve 5 çocuk bırakmıştır. 2 tane kızı merhume karısından idi ve 3 çocuk başka ikinci karısındandır. Bunların hepsi Kanada'ya ulaşmışlardır. İkinci cenaze Beşir Begum Çoğdri Manzur Ahmed'in karısı Derviş Kadiyan 7 Kasım'da vefat etmi kısa hastalıktan sonra inna lillahi ve inna ileyhi raciun 1923 senesinde Pakistan'da doğdu. Pakistan yoktu o zaman. Fakat bölge Pakistan idi. Hindistan'da doğdu. 1944 senesinde Çoğdri Manzur Ahmed Cuma ile evlendi. Cuma Bey 1947 senesinde Kadiyan'a gitti. Merkezi korumak için vakfetti. Bu zat dahi, bu bayan dahi 1952 senesinde kocasıyla birlikte derviş oldu. Kadiyan'ı çok severdi. Ve kocasının vefatından sonra 36 sene sabır ile zaman geçirdi. Takvayı seven, insanları seven bir kadındı, bir bayan. Eve gelen hiçbir dilenciyi geri çevirmezdi. Vefatından bir sene öncesine kadar her sene Ramazan'ın oruçlarını tutardı ve Kur'an-ı Kerim'i okurdu. Birden daha fazla sefer kendi çocuklarına dahi namaz ve Kur'an'ı tavsiye ederdi. Hilafete bağlı kalmalarını onlara nasihat ederdi. Çok dua eden, ibadet eden, sabır, şakir, tevekkül eden bir bayan idi. Doğrusunu söylüyordu. Çocuklarını iyi terbiye eden çok müşfik bir bayan idi. Keşif ve rüya görürdü, doğru rüya. Halis dini görevlerini önünde bulundurarak akrabalıklarını yaptı. Yani çocuklarını evlendirdi. Musiye'ydi kendisi, vasiyet etmişti. Çocuklar arasında 3 kız ve 5 erkek bırakmıştır. 3 çocuğu murabbidir vakfe zindigi. Onlardan bir tanesi Tahir-i Ahmet Cuma Cami Ahmadiyya'da hocadır. Birisi Mübarek Ahmet Cuma İnçarj Daftar Ulya'dır. Sekreteri Şura'dır İngiltere'de, Hindistan'da. Allah-u Teala merhumenin derecelerini yükseltsin. Üçüncü cenaze kayıp Rana Mübarek Ahmet Bey'indir. Lahore'da yaşayan birisiydi. Buraya geldi ondan sonra. 5 Kasım 2016 senesinde 38 senesinde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun babası Rana Muhammed Yakub merhum bir rüya neticesinde Ahmediye olduydu. Bu neticesinde bütün aile karşı çıktı ve evini terk etme mecbur oldu. Ondan sonra annesi dahi Ahmedi oldu. Rana Bey cemaat hizmetlerinde birinci derecede, birinci safta bulunurdu.
Başlangıçtan beri hilafet ve cemaati çok severdi. Cemaat hizmetlerinde 1967 senesinde başladı ve sonuna kadar devam etti. Lahor ve Bahawalpur'da Kaid Meclis ve Mal Sekreteri dışında 300 seneye kadar Islamabad Town'da sadr cemaat olarak kaldı. Uzun zaman ve uzun zaman Lahor'un ilinin Mal Sekreteri, Tehrik-i Cedid, Vakfe Cedid Sekreteri görevini yaptı. Emekli ayrıldıktan sonra kendisini vakf için ileri sürdü. Al-Fazıl'ın temsilcisi olarak görev yaptı. Çok güzel sözlü, dua eden, çandayı daima veren, hilafeti çok seven, ihlas dolu bir kimseydi. Al-Fazıl'da yazılar dahi yazardı ve onun yazıları güzel olurdu. Pakistan'da kaldığım müddetçe bana durmadan oranın durumundan bana bahsederdi. İlk olarak kendisi yazardı bana. İnsanlar için dahi dua isterdi benden. Bıraktığı şeyler arasında bir karı, bir kız ve üç erkek bırakmıştır ve birçok torun bırakmıştır. Hepsi buradadırlar. Allah-u Teala merhumenin derecelerini yükseltsin. Aynı şekilde şehit merhumun Allah-u Teala derecelerini yükseltsin ve onun çocuklarını korusun. Şimdi Kanada'ya gitmişlerdir çocuklar Suriye'den. Allah-u Teala o ortamdan dahi onları korusun. Ve iyi gaye ile şehit oldu, babaları Ahmedi oldu. Onların neslinde dahi aynı ruh devam etsin. Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ